Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bundan önceki birkaç haftada sizlere Osmanlı Devleti'nin gizli işgali kimce? Batılılarca. Ama Batılılar tabii işgali kibar yaparlar. Batılı çünkü. Onlar medeni tanıtmışlar ya kendilerini. Bazı insanlar vardır efendim iş hayatında da. O kadar rahat güven vermeye çalışırlar ki karşı tarafa. Ya bu senin adamın doğru mu? Vallahi abi benden bile doğru derken kendisinin ne mal olduğunu da söyler. Ben rastladım böylesine. Benden bile doğru. Kendimden daha çok ona güvenirim. Allah Allah. Bu adam doğru doğru, dost doğru. Hiç tanımadığın bir adama filan kimse diyorsun. Nasıl birisidir? Bir istihbarat yapayım. Mal alıp vereceksin veya para vereceksin ona. Abi diyor, kefil olurum. Vermezse gel beni bul. Ya ben seni zaten tanımıyorum ki. Ben yolda sana bir şey danıştım ya. Sen nasıl ki nasıl sana geleceğim, kefil ver bakalım şu parayı diyeceğim. İşte Avrupa'nın kibarlığı, medeniyeti bu. Bir memleketi gözüne kestirdiyse veya bir kuzuyu parçalayıp yemek istediyse o kuzunun ne kadar güzel şirin bir şey olduğunu bayıldım, böylesini hiç görmediydim. Bu ne kadar güzel kuzu. Şunun gözlerine bir bak, ayaklarına bir bak, koşturuşuna bir bak falan diyerek yani tamamıyla bir sanatçı romantizmi içerisinde yemek istediğini, yutmak istediğini, çalmak istediğini ya bir bakayım şuraya, bir elime alayım ya diyerek o memleketi perişan eder. Ve bizim memleketimizde bugün için, batıdan mı ayrılıyoruz? Batıdan ayrılır mı ya? Türkiye yönlü doğuya mı dön? Niye dönmesin ya? Doğudan ne var ki dönmeyecek ya? Batıdan ne gördü ki? Döndü 1800'lü yıllardan itibaren 200 senedir batıdan Türkiye ne gördü? Allah aşkına bir söyleyin ya, ne gördü ya? Ya işte insanlarımız orada okudular, orada medeniyet gördüler. Ne medeniyeti gördüler ya? Soygun medeniyeti gördüler orada ya. Bizi ayaklarına getirdiler, burası çok iyi eğitim verir diye. Bizi orada soydular. Böyle tesettür meselesinden üniversiteli kızlarımız Viyana'da 250 kişilik yurt olacak yerleri bazı hayırseverlere satın aldırıp orayı yurt kullanıp okurken Viyana demedi ki ya sizin nasıl memleketiniz var? Bu bez parçasından ne olur ki? Bu kızlarımız okusunlar bak okuma hevesleri var. Demediler. Bu gelen 250 çocuğun her birinin orada harcayacağı 1000 euroya tamah ettiler. Öyle devrim mevrim onlar için hikaye geldi. Ne yaparsa yapsın ya. Örterse örtsün, örtmezse örtmesin. Yeter ki bize para gelsin. O zaman da Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği hopladı mı? Siz niye böyle kız çocuklarına veya din eğitimi alan yerlere zulmediyorsunuz? Bizim binlerce papaz okulumuz var, manastırımız var, öğrenci eğitiyoruz, rahibe eğitiyoruz dediler mi? Deseler ya. Hani inançlıyız diyorlar ya, inancı müdafaa ediyor. Onlar inanç olarak kendini biliyorlar kıymetli dinleyenlerim.
Kendininki inançtır. Bizimki bizimki onlara düşmanlıktır. Biz de yine ne kadar bize tekme vurursa vursun, süt vermezse vermesin, anne anne diye peşinden koşmuşuz. 200 yıl. İşte bu medeni dediğimiz batının, Amerika kıtasının kuzeyindeki Amerika Birleşik Devletleri ile, kıta bir ülke orası, efendim, işbirliği yaparak doğudaki Osmanlı İmparatorluğunu işgali planladılar. İngiliz, Amerika'nın ebesi ya, İngiliz bunları bir araya getirdi. Kendi en kenarda kibar, akıl bir insan, sıkışan, başı sıkışan oralarda, ya bir Müslümanlardan da çok çekiyoruz falan diye gidip akıl danışa, o da evlat şöyle şöyle yaparsanız siz çok rahat edersiniz diyen birisi. İşte bu ebeyi 34 sene kıvrandıran Sultan Abdülhamit Han'dır. Baktılar ki olmuyor, Osmanlı'yı gizlice işgale kalktılar. İşgal ediyoruz demediler. Osmanlı'ya hürriyet getiriyoruz. Bu sultan iyice kızıllaştı. Allah Allah, sultan nasıl kızıllaşır ya? Kızıllık ne demek ya? Ve 1900'den itibaren bu gizli işgal planı işlemeye başladı. 1908'de artık planın, hani zurnanın son yerine geldiğimizde, imparatorluk olarak devirmeye bir adım kala yani, Avrupa'da Osmanlı'daki hürriyet davasını yerleştirecek ve bu davayı başarıya götürecek olan ekibe, Makedon çetelerine, Makedon çetesi demediler Avrupa basını. Jön Türk hareketi dediler. Faturayı gene bize kestiler. Jön Türk kim? Osmanlı'nın böyle isyancı olup Hababam sınıfı gibi gidenleri, Avrupa'nın kulu kölesi olmuş, onların kanadının altında sebirmiş, devletinin kanadını kanat bilmemiş sapıklar. Ama İttihatçı da demediler. Niye? İttihatçı deseler şifre bozulurdu. Jön Türk hareketi ayrı, İttihatçı ayrıymış gibi yaptı. Yoksa hepsi İngiliz'in tamamıyla ipleri olan aynı takımın oyuncuları. Ama rakip takım gibi çıkıyorlar ortaya ki milleti kandırsınlar. Hani bu paralı boksta, paralı güreşlerde falan oluyor ya efendim. Aynı adam iki boksörü ayarlıyor. Ayarlıyor yani açıkça. Yasak olsun canım. Yasak ne demek ya? Olsun, ben onu yaparım. Birisi pestili çıkıyor, dayak yiyor. Fazla dayak yememek için de işte ilk round'da olmasa bile 3. 4. round'da nakavt oluyor. Ah, al sana altın kemer. Yapma ya. Ne altını ya? Sahtelik kemeri ya. Bu devletler sahasına intikal edince milyonların canına mal oluyor efendim. Bir kemere falan mal olmuyor. İşte bu Jön Türk koduyla başlatılan isyanın 3 ay öncesi neler oldu? 1908'de bir gazete var. The Brisbane. 21 Nisan 1908 tarihli nüshasında ki haberde ne diyor? Makedon isyanı başlamadan 3 ay önce padişahın adeta tarihten silinmiş bir çalışması, bir tatbikatı görüldü.
Yani hiç böyle şey olmazmış. Tarihten silinmiş. Padişah öyle bir manevra yapmış ki çok gerilerden kalan despotizm, katillik bilmem ne neyse, kısa görüşlülük, gericilik, taş devri, tunç devri gibi bir şeyle suçluyor. Peki ne yapmış padişah bu tatbikatında? İtalya'nın İstanbul'da, Selanik'te, İzmir'de ve Kudüs'te bulunan, bu Halep'te de vardı öyle zannediyorum. Çünkü Halep'te Fransa'nın da Fransızca posta kutuları halen bir çarşının girişinde görülür. Gördüm yani. Burada, buralardaki posta hanelerin kapatılmasını gündeme getirdi padişah. Bunlar kapanıyor dedi. Kapattım diyecek. Peki niye İtalya'nın? Şimdi İngiliz bu Balkan hareketinde Jön Türkleri örgütlerken tabii bunun bir maddi faturası var. Hem o maddi fatura hem de ileride ya İngiliz dersen centilmen arkadaş bak neme lazım. Asılacaksan da İngiliz ipiyle asıl. Sağlam olur. Lafları var ya efendim. O centilmenliği, sahte centilmenliği aslı korkunç bir canavarlık olan centilmenliği ile İngiltere İtalyanlara dedi ki uyumayın, uyumayın. Osmanlı gidiyor. Ahı da gitmiş, vahı da gitmiş, gidiyor. Roma İmparatorluğunu ihya et, ben senin yanındayım dedi. İtalya'da dolduruşa geldi. Bu adam, sen orada hangi ahlaki ölçüleri olmayan askerinle, subayınla hangi Roma İmparatorluğunu kuracaksın ki? Bir tek İtalyan kralı ne yapıyor? Memleketine gelen bir yabancı devlet başkanı olursa, ondan da biraz mama bekliyorsa, yardım falan filan, onu Roma'nın tarihi meydanında Roma vatandaşı ilan ediyor. Roma nerede? Yani imparatorluk nerede? Öyle ya, vatandaş olması için bir devlet lazım. Roma İmparatorluğu, gelecek. Şimdi biz vatandaşları toplayalım, sonra bunun hepsini birden bir gün ilan edeceğiz. Bir piknik gününde kuzuları yerken, aha diyeceğiz Roma İmparatoru bu. Gülünç ya. Ve orayı terör üssü yaptılar. Garibaldi de onların emrindeydi. Ha, işin fiilen başladığı yer İtalya olduğu için Abdülhamit Han Batı basını çok iyi takip ettiğinden İtalya'nın Osmanlı Devleti'nin büyük şehirlerindeki posta teşkilatını iptale kalktı. Bu geri bir hizmetmiş. Ya İngiltere'de Osmanlı'nın bir posta teşkilatı var mıydı? Fransa'da Osmanlı'nın posta teşkilatı var mıydı? Amerika'da var mıydı? Oldu mu hiç? Peki niye Fransa'nın İstanbul'da Karaköy'de postanesi vardı? Nasıl olabilir? Posta teşkilatı milli bir teşkilattır. Her devletin toprağındaki teşkilat kendine aittir. Bugün Avrupa öyle değil mi? Öyle. Niye Osmanlı'da böyle yerler açtı? İşte yemek için efendim. Onlar için demokrasi bu kadar. Demokrasi bu kadar. Osmanlı Devleti Roma'nın varlığına hakikaten ve Roma'nın şımarıklığına öldürücü bir darbeyi gündeme getirdi. Ve Abdülhamit Han kararı verdi. Bunlar kapatılınca artık İtalya
buralarda gizli Jöntürk broşürleri, efendim isyan gazete haberleri yazan gazeteleri dağıtamayacaktı. Dağıtamadı. Ve esas İtalya'nın ticaret şirketlerinin çok karanlık işlemleri bu postanelerden yürütülüyordu. Yani Osmanlı'yı soymaya kalkıyorlardı. Tabii tüccarlar ateşlendiler. Eyvah dediler. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gideceksiniz tabii ya. Ve adamlar orada iyice yerleşmişlerdi yani İstanbul dahil. Hala İzmir'de firma isminden bahsetmeyeceğim. Efendim zeytinyağcılıkla uğraşan bir İtalyan şirketi var. İşte Abdülhamit Han'ın bu kararı dehşet bir öldürücü darbe oldu. Hem İtalya, hem İtalya'yı kullanıp da Osmanlı'yı boğmak isteyen bütün batıya, bütün sömürgecilere. İtalya buna karşılık bir radyoda Herald Volume şeyinde, radyosunda ki verdiği haberde, o da 20 Nisan. Şimdi 21 Nisan'daki haber, bu 20 Nisan'daki haber, 1908. İtalya Osmanlı postanelerini, Osmanlı İtalyan postanelerini kapatınca 11 harp gemisi gönderiyor haber. Gemi sayısı belki de daha fazla gibiydi. Harp gemileri ile beraber 5000 kişilik askeri birlik de vardı. İtalyan donanmasının hedefi Asia Minor, yani Anadolu ya da Suriye kıyılarında bir noktaydı. İcabında bir adayı işgal edebileceklerdi. Kıbrıs'ı mı? Yok canım. İngiliz Kıbrıs'ı yedirir mi ya? Büyükelçisi Layar vasıtasıyla sahte sözler vererek, yalanlar söyleyerek, taklalar atarak Abdülhamit Han da bunların bu kötü niyetlerini çok iyi anladı. Ama o andaki Doğu Anadolu'da kurulmak istenen güya Büyük Ermeni İmparatorluğu projesi için İngilizlere, ya siz bilirsiniz yani Doğu Anadolu ile uğraşırsanız Kıbrıs'ın kağısını bile duyurmam size dedi. Yok ya aman dediler, boş ver ya, biz onları idare ederiz. Sen şu Kıbrıs'ı bir hallet. Abdülhamit Han doğudaki 14 ilimizin kurulacak Ermenistan olmasından vatanı kurtardı. Buna da vatan haini dedik. Dedik. Dedik mi dedik ya. Dedik arkadaş. Yok ya böyle miydi, böyleydi ya. Niye okumadık? Okutmazlar tabii, niye okusunlar? Milli Eğitim Bakanlığı'nda 50 yıldan fazla yurt dışından gelmiş eğitim müşaviri, eğitim danışmanı adıyla bütün tedrisat programlarına müdahil olan, odasına kimsenin kolay kolay giremediği, o odada kimin olduğunu bakanlığın en mühim insanlarının bile bilmediği kimseler vardı. Karışık bir cümle değil mi? Ne yapayım efendim? Konu karışık. Cümlede tabii karışık olacak. Bu gibi durumlarda basına yanıltıcı hedefler de yazılması o zamanlar adetti.
Yani sağ gösterip sol vurmak veya sol gösterip sağ vurmak. Bu haberde padişahın postahaneleri kapatma kararını böyle şaşırtıcı haberlerle geri çektirmeye çalıştılar. Ya Abdülhamid Han bunları yer mi ya? İtalya donanmasının tek başına Osmanlı'ya karşı bir şey yapamayacağı açıktı. İsterse 10 misli gemi olsun. Şimdi gemi haberleri çıkınca bir dehşete kapılırsa şimdi Yunanistan'a mesela gemiler geliyor, geliyor falan filan. Ya Dede Ağacı asker yığıyorlar. Ya ne yapacak Türkiye'ye Dede Ağaç ne kadar yer ya? Şöyle ünlesen duyulur mesafeye. Şimdi tuttular. Bir tane uçak gemisi gönderdiler. Ta geçenlerde. Bu uçak gemisi 90 tane uçak taşıyor. Yakıt, yakıt uçak gemisindeki tank, tanker kısmından. Peki o tanker kısmına bir sabotaj yapılsa, hiç uçaklara falan yapmaya lüzum yok. Ne olurdu? Ne olacak? Harp gemisi olurdu enkaz. Uçaklar da o enkazla beraber denizin dibine iner. İşte balıklar da ooo bu Amerikan malı uçak mıymış ya. Tamam ben burada yavrularımı büyütürüm. Kültürlü yavrularım olur diye oralara yuvalanırlardı. Ne oldu? Hiç. Hiç. Şimdi İtalya dolduruşa geldiğini yeni anladı. O zaman. Ana dedi ya İngiliz beni kullanıyor. Herhalde yakında beni harcayacak dedi. Yine 20 Nisan tarihli San Francisco'daki bir habere göre donanmaya ait 8 adet destroyerin daha bu donanmaya katılacağı, gönderilen donanmaya katılacağı haberi vardı. Şimdi pompalıyorlar. 8 destroyer daha. İtalyan gemi sayısı 19'a çıktı. Ek askerde 7000 kişi ve ayrıca büyük silahlara da sahipti. İtalya'nın 7000 askerli donanması denize açıldıktan 3 ay sonra şöyle bir haber duyuldu ki bunun konusu Makedon kökenli Osmanlı Harbiye Mektebi'nde subayları okumuş, askeri idadilerinde yine asker Makedon ve Yahudi çocukları okutulmuş olan 1908 kalkışması çıkıverdi. Tam ayaklanma olamadı 1909'a kadar. Postalardan telgrafla başlattılar bunu. Gözdağı vermek için güçleri buna yetti. ...22 Temmuz tarihli bir gazetenin Avrupa Osmanlı'ya yatıp Osmanlı'ya kalkıyor efendim. Haberi de Makedonya'da ayaklandığı söylenen asker sayısı 7000'e ve 3 ay önce Adriyatik'e atışılan İtalyan donanması asker sayısı 7000'e vardı. İtalya donanmasının ne yaptığının hiçbir izi yok. Çıktı mı çıktı. Ne yapıyor? Vallahi çok gizli bir şey yapıyor ama ne yapıyor? Hiçbir şey görünmüyor. Ye iç yat. Alakalılık yap. Makedonya'da isyan eden Osmanlı jandarması denen çeteler İtalyan donanmasının bölgeye gizlice sızdırdığı Garibaldi'nin İtalyan gönüllüleriydi.
İtalya'nın gönüllüleri Makedon çetelerinin yanında Osmanlı'ya karşı Balkan halkının isyanını destekledi. 1909'da da bu gemilerden iki tanesi 31 Mart vakası zamanında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara'ya gelip 10 bin kişi iki gemide, bunlar gizlice Abdülhamit Han severleri toplayıp hepsini öldürdüler efendim. Bu operasyonu şu ana kadar bu Osmanlı'nın gizli işgali serisinin çalışmalarını yapan bir kardeşimizin kitabından başka kitaplarda görmedim, duymadım. Sadece işte Enver Harekat Ordusu trenle geldi, Bakırköy'de karşılandı. İşte Taksim Kuşlası'nda Mehmetçi'yi öldürdü. Yıldız Sarayı'nda Makedon çetesiyle, Sandaneski'yle soydu. Hiç görünmeyen, adı geçmeyen 10 bin kişi, binlerce insanı İstanbul'da Müslüman öldürdüler efendim. İşte bu gemilerle gelenler. Kıymetli dinleyenlerim, reklam aramızda biraz geçtik. Küçük bir reklam aramız var. İnşallah ondan sonra sizlerle beraber olacağız. Evet, kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM radyomuzdaki tarih sohbeti programımızı dinliyorsunuz. İkinci bölümündeyiz programımızın, yani son bölümündeyiz. 1904'te Garibaldi daha Safarov'a suikast yaptırmadan önce Safarov'la görüşüp ikisi de birbirini kolluyordu, iki kurt. Sen mi lider olacaksın, ben mi lider olacağım diye. Dedi ki Garibaldi, ben istersem 24 saatte 20 bin İtalyan gönüllü askerini Adriyatik'in karşı kıyısına, yani Arnavutluk tarafına, yani Osmanlı toprağına çıkarabilirim demişti. 500 adet ağır silaha sahipti bunlar. 7000 kişilik iyi yetiştirilmiş bir askeri kuvvet, çok tehlikeli bir güç olur. Yine haberde diyor ki, büyük güçler İtalya'nın Türkiye'den taleplerini destekliyor başlıklı haberinde Rusya'nın açıklamasının, hani haricicilerin böyle bir ifade tonları vardır ya efendim, yani sertliğinden onun ne demek istediği haricicilerde çözülür, karşı haricicilerle. İşte o Rus açıklamasının açıklamadaki kelimeler tonunda diyor ki Rusya, İtalya'nın bu cesur teşebbüsü karşısında şaşırdıklarını ve bunu örnek alan Rusya ve İngiltere'de Makedonya meselesinde çok ciddi müdahalelere girişebilir diyordu. Rusya'nın tonu bu. Yani ey Garibaldi, köpeksiz köyde değneksiz geziyorsun, 20 bin askeri ben dökerim diyorsun ama Balkanların ağası benim. İngiltere'yi de işmar ediyor. Bak ben burada kapataylık ettim ama
senin payın hazır diyor. Batı bu efendim. Batı bu, Batı. Batı başka bir şey değil. Batı bu işte. Evet. Daha da ne? Biraz sonra söyleyeceğim ömrüm olursa. Sultanın 30 bin askerine ne oldu bilinmiyor. İtalya'dan yola çıkan 7 bin asker Makedonya'da ortaya çıkarsa sultanın ordusu bize ulaşamayan bir harbe girebilir. Girdi. Sultanın bu 32 bin kişilik sultanın aleyhinde, Abdülhamit Han'ın aleyhinde konuşan, onu dünyanın en hain, en hırsız, en zalim adamı diye ilan edenler, bunları dilleri telaffuz edemiyor. O hafiye teşkilatı asker üniformasıyla Balkanlardaki direği direnişin anasını ağlattılar. Hem Edirne'de hem de Selanik'te. Karşı taraf pes demek mecburiyette kaldı. Niye bunu bizlere okullarda okutmadınız? Yazmıyor mu tarihler? Yazıyor. Niye okutmadınız ya? Evet. Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyeti, yani darbeyi, bu darbe de işte Manastır ve Selanik postanelerinden binlerce kişinin hürriyet isteyen silah zoruyla çektirilen telgraflardı en faal işleri. İtalya'nın müdahalesine Rusya ve İngiltere müdahil olabilecekti. Rusya'daki ton buydu zaten. Bak geliriz, size pasta yedirmeyiz. Biz o pastayı yediğimiz gibi yanında senin böreklerini de alır gideriz diyordu. Padişah da bu nazik durumda bunların bu haince teşebbüsünü görerek balonlarını patlattı. Hemen ne istiyorsunuz? İkinci meşrutiyet. Verdim gitti vatandaşıma dedi ya. Meşrutiyet ilan etti. Meclisi bu sana açtı. Zaten meclisi tatil etmiştim, kapatmamıştım. Açtım dedi. Açtım, kapattım. Manastır bölgesi alan bu karanlık güç Makedon asileri de kendi başlarına anayasayı yürürlüğe koydular. Hangi yetkiyle? Siz nesiniz? Biz biziz işte. Oh be! Biz biziz demek de bu iş bitiyorsa tamam. Osmanlı talepleri kabul veya red etseydi bir anda imparatorluktan Girit'te kontrolü kaybetme gibi olurdu. Yani yok arkadaş deseydi. Girit isyanı çıkınca Garibaldi adaya asker çıkarıp isyancıları destekledi ve Girit elden gitti. Abdülhamit Han işte Makedonya'nın da elden çıkmaması için tamam ne istiyorsun meşrutiyet? Tamam ettim. Var mı diyeceğiniz? Ya tamam biz meşrutiyeti istiyorduk ama efendim işte yani böyle de istemiyorduk canım. Asker gelmiş komutanına, komutanım oğlumu çok özledim, komutanım oğlumu çok özledim falan. Bir gitsem görsem falan. Komutan da bunun vaziyetini fark etmiş. Askerin babasına mektup yazmış. Ya oğlan çocuğu çok özlemiş, biz de burada izin veremiyoruz. Siz onun babası olarak şu oğlunu bir getir de
bir gösterir hasret gidersin diye. Adam da torununu kucağına almış gelmiş. Nereden ne kadar yol gitti bilmiyorum. Askeri çağırtmış, gel oğlum demiş ya. Aha işte, aha bu oğlun Ahmet. Bakmış bakmış, ya komutanım demiş. Ben özledim ama oğlumu dedesinin kucağında değil, anasının kucağındayken özledim. Bunlar da böyle işte Makedon çeteleri. Makedon çeteleri böyle. Ve sultan Makedonya'daki muhtemel tehlikelere çok önem verdi. Riski olmasına rağmen de kontrolü bırakmak istemedi. Geride dönmesin diye. Ama Makedon isyancılar kontrolü ele aldılar. 1908 yazında bize 7000 askerin isyanıyla Makedon topraklarında hafiye teşkilatının memurlarına şiddetle saldırı başlatıldı. İşte Abdülhamit Han'ın Balkanları korurken istifade ettiği o herkesin hain, zalim, antidemokrat tedbirler dediği hafiye teşkilatıydı. Kötü etti. Abdülhamit Han buyurun ben de saltanatına kalayım. Buyurun ne isterseniz yapın dese kim ne diyecekti? Ölürüm dedi, ölürüm. Bana dedi verin bir silah. Beylerbeyi sarayındayken baktılar ki Topkapı Sarayı'nın içindeki birçok hatıra eserleri ve arşivleri, kıymetli arşivleri Anadolu'ya taşımaya başladılar, Konya falan. Efendim dediler, sizin için de Konya'da Alaaddin Köşkü'nü hazırladık. Siz de orayı almak istiyoruz. Yani burada İstanbul elden giderse siz onlara esir düşmeyin. Ne demek dedi ya? Bizans İmparatoru, son imparatoru, ecdadım İstanbul'u muhasara ettiğinde ve İstanbul'u aldığında ölüsü Türk atlarının ayaklarının altında kaldı. O bu haliyle bu şerefi yaşadı da benden bu şerefi esirgiyemiyorsun dedi. Verin bir piyade tüfeği. Bir nefer tüfeği getirin. Ben bununla bu vatana savaşarak savururum. Verirler mi? Aman efendim, aman efendim dediler. Aman efendim de sonra diz çöküp yalvardı. Ne yapalım bize bir akıl verin diye. Üst düzey subayların yanı sıra gizli görevli hafiyelere suikastlerde devlet gizli servisleri de olabilirdi. Makedon jandarması eğitimini İtalyan subaylar yaptırıyorlardı. Harp okulunun başında İtalyan general vardı benim. 1900 darbesi acayip bir görüntü haline geldi. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bu Batı bizimle 200 senedir niye uğraşıyor? Hatta 300 senedir, 1700'lü yıllardan itibaren. Diyor ki mesela Batılılar, o zamanki devlet adamları, ya Osmanlı Avrupa'daki gelişmeleri bir türlü kabul etmiyor. İnat ediyor. Sana ne ya? Osmanlı geri kalsın. Gel sen Osmanlı topraklarını al. Senin Osmanlı dayın mı, amcan mı, baban mı, anan mı, neyin ya? Niye bu kadar Osmanlı'yı korumaya çalışıyorsun ya? Avrupa'yı sistemi getirsinler, tahsile getirsinler, orduya getirsinler, savunma sarayına getirsinler. Niye, niye? Siz bu kadar iyilik sever misiniz ya? Tabii canım biz iyilik severiz. Söyle bakalım sayın centilmen, kaç tane sömürgeniz var 700'de? Kaç tane sömürgeniz var? Bu sömürgelerin
Nüfusunun toplam sayısı nedir? Yok. Amerika'ya sor, yok. İtalya'ya sor, yok. Fransa'ya sor, yok canım bize ne gezer ya. Hala köleliği Osmanlı kaldırdı. Bunlar kaldırmadılar, kaldırmak da istemiyorlar. Her yerde bir düzen. Her yerde ailesiyle, ahlakıyla, ahlakını kaybetmesiyle Afrika insanı perişan oluyor. Peki niye Osmanlı'ya bu kadar yardıma gelmişler? Kaynarca'da bir araya gelmişler. Daha önce Murat Han zamanında Haçlılar gelmişler. Efendim 1. Murat Han zamanında, 2. Murat Han zamanında, Varna'da, Kosovalar'da, Nibolu'da. Niye? Niye gelebilirler yani bunlar? Burada bir şey var ama çok cazip bir şey var. Ne? İşte bu cazip şey az çok biliniyor da bununla ilgili bir çalışma geçti elime. Elizabeth Kervin denilen bir Fransa doğumlu veya İtalya doğumlu deniyor bir rivayette. Fransa'da evlenmiş. Ondan sonra İngiltere'ye gitmiş, orada evlenmiş. İngiliz leydisi olmuş. 1785'lerde de Kaynarca Anlaşması'ndan önceki hayatı bilinmiyor. Kaynarca Anlaşması'ndan sonra da Yaş Anlaşması'na kadar aradaki zamanda 1784-85 biraz da belki 86'dan yarıya kadar zaman alacak şekilde bir enteresan çalışmaları var bu kadının. Görünüşte Hudut Sancakbeyi olan bir Rus prensinin dostu, arkadaşı yani. Dostu manası yanaşır anlaşılmasın. Kadın kendi boyunca çocukları var ama onlar da aramıyor. Tam 24 ay kıymetli dinleyenlerim. Hem Kırım coğrafyasında, hem Rusya'nın diğer şehirlerinde, sonra Karadeniz'de, sonra Osmanlı'nın başkenti İzmir'de. İzmir'e geldikten sonra da Yunan adalarında tek tek gezinti yapıp oralarda hatıralar kaleme almıştır. Kendisine Liza diyor, Liza, Kervin. Elizabeth halbuki, Elizabeth'in kısaltılmışı Liza kullanılmış. Ve bu gezi esnasında bütün gördüklerini bir kadın olarak bu Rus prensine, Sancak Bey olan prense aktarıyor. Bir kadın askeri değerlendirmeleri yapıyor. Oradaki halkın aralarındaki bazı farklılıkları, muhalefetleri işliyor. Osmanlı idarecilerinin özelliklerini yazıyor. Post bıyıklarına kadar. Daha da enteresanı, en çok oyalandığı yer Adalar Denizi'nde, Ege Adaları'nda, hepsi Osmanlı toprağı. Buralarda ne kadar Hristiyan kalıntısı ve mağarası varsa hepsini tek tek dolaşıyor. Ve oraları İstanbul'daki Fransız elçisi Choiseul'le emirlerine askeri destoriye verilmiş. Bir askeri gemi verilmiş, Fransa'nın gemisi. İstanbul'daki elçinin emrinde ve birkaç gemiyle bu kadın buralara dolaşıyor. Ne enteresandır, nasıl bir rastlantıdır.
Bu Şuazöl denilen elçi de tarihi eser meraklı çıkıyor ya. Yanındaki adamlar da ne hikmetse uzman çıkıyor ya. Bütün tapınakları dolaşıyorlar. Kiliseleri değil, dikkat buyurun. Tapınakları, yani semavi dinlerden önceki paganizmin tapınaklarını dolaşıyorlar. Oradaki sütun başlarını Osmanlı'nın çaldığını ve bununla kireç taşı olarak yapılarda kullanıldığını yazıyorlar. Diyeceksiniz ki be utanmaz adamlar. Ege kıyılarımız bugün Muğla, Finike, ta Antalya dahil Toroslar hepsi mermer zengini ya. Yere bir para düşürsen, parayı ararken şöyle kazarsan toprağa mermer parçaları çıkıyor. Koca 100 kiloluk sütun başını alıp da Osmanlı, o senin girmeye uğraştığın mağarada, giremediğin mağarada, onu almış da kireç taşı mı yapmaya çalışmış? Kireç taşı böyle kalın şeylerden, mermerlerden olmaz. 72 saat akkor ateş karşısında ince mermer parçalarının yanmasıyla kireç meydana gelir. Öz suyunu 72 saatte kaybeder. Hiç ateşi düşmeden. Neredeyse diyecek ki Selimiye'yi falan da Süleymaniye'yi de bunlar böyle işte Bizans'tan kalan sütun başlarıyla. Bütün oraların arkeolojik istihbaratını yapmış bu hain kadın. Bunları da 68 mektup ile sevgilisi prense emrinizdeyim, ben sizinim diye mektuplar yazıyor. Kalabalık gezi heyeti var. Niye koruyorlar? Kim veriyor parasını? Yollukları nereden veriliyor? Osmanlı yanlarına refakatçi veriyor, ondan huylanıyorlar. Bunlar diyor Türkler, kaba Türkler. Vahşi Türkler, kadın ifadeleri bunlar. Ya bu Türk müziği diyor, beynimde patladı diyor ya. Neyse ki diyor, işte o yemekli toplantının ikinci faslında Bohemya müziği çaldı da şöyle bir neşelendim, böyle kalkıp da dans edesim geldi diyor. İşte Batı bu. Bugün Türkiye Kültür Turizm Bakanlığı'na bir devletin Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan müracaat edip de bizim sizde tarihi bir eserimiz var, kanuni yollardan intikal etmemiş, bu eserimizi verin diye dava açıklar var mı? Yok ki. Ama Türkiye'nin Batı'da kaç ülkeyle temastaysa hepsi için davası var. En zenginlerinden Anadolu'da çıkmış, çalınmış, kaçırılmış, gayri kanuni şekilde dışına çıkmış eserler şimdi şıpır 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 damlıyor Türkiye'ye. Utanmıyorlar mı ya? Hırsızlık siz buna demez misiniz ya? Hırsız sadece böyle acıktığında fırından ekmek çalıyor ama neredeyse masumane olacak gibi. Sen bu taş parçalarını niye çaldın arkadaş ya? Senin ülkenden mi çıktı? Yok. Nereden geldi? Ingır mıngır. Peki kaynak? Yok. Gelin araştırın, Anadolu'dan gelmiş. Gelin araştırın, Anadolu'dan gelmiş. Bu ne ya? İşte Avrupa'nın Müslümanların işine karışmasının temelinde kültür sömürüsü dahil yeraltı, yerüstü bütün zenginlikleri, Kuzey Irak'taki petrol araştırmalarına kadar, belki ileride onlardan da bahsedeceğiz. Bu menfaatler için Türkiye'yi güya adam etmek istiyorlar. Hadi ya sen de, sizin gibi bir sahtekarın eğitimine benim ihtiyacım yok ya, defolun gidin ya. Biz insanlara insanlığı öğretmişiz diyor şair ya. Biz milletmişiz hem de
Nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya, insanlığa, insanlığı öğretmişiz. Kıymetli dinleyenlerim, süreyi de biraz geçtik ama ne yapalım ki, dert büyük. Avrupa, Avrupa diyenleri gördükçe çok üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Bu kadar milletimizin, insanın şahsiyetini düşürmeyin ya. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti.